Arkadaşlar merhaba. 1 Ağustos 2023 Salı. Bugün yoğun bir gündemimiz var. Arkadaşlar öncelikle bu videoda daha önce yaptığım iki videonun açıklanması, detaylandırılması ve bunlardan nasıl fırsatlar görebileceğimize değinilmesiyle başlayacağız. Ve dün öğleden sonra gelen gene kredi kartlarında, tüketici kredilerinde, taşıt kredilerinde olan sıkılaştırma politikalarına değineceğiz. Sürekli takipçilerim hatırlayacaklardır. 18 Nisan tarihinde bir video yapmıştım. Kredi kartını nasıl kullanacağız? Nakit avans çekip, taksitli nakit avans çekip bundan nasıl avantaj sağlayacağız? Ona değinmiştim ve tabii ki seçimlere atıfta bulunarak seçimlerden sonra bu imkanların kapatılacağını ama seçime kadar sürdürülmeye çalışılacağını, tabii o gün geldiğinde hala nakit avans verirler mi, hala bu vadeleri, bu faiz oranlarını yaparlar mı, sürdürürler mi, bunu bilemem demiştim. Tabii ki bilemem demek durumundayım çünkü karar verici ben değilim. Yani sürdürmeyeceklerini tahmin ediyordum ama taahhütte bulunamam sürdürmeyecekler diye. Dönüp bakarsanız o videomda göreceksiniz zaten 18 Nisan tarihli videomuzda. Evet arkadaşlar, daha önce 2-3 video önce konutta müthiş artış başlıklı bir video yapmıştık. Burada konut fiyatlarındaki işte bir takım artışları işçilik malzeme anlamında örnekleme usulü verdikten sonra zaten o rakamları aldığım kaynakları da açıklamalar kısmında belirtmiştim. O videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi olmadığı gibi şu anda bu videoda söylediklerim ve yorumlarda yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar o videonun ekinde verdiğim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ocak 2023 inşaat birim maliyetleriyle Temmuz 2023 inşaat birim maliyetleri dokümanları onlardan örnekleme 17 kalem almış idim. Ve bunların ortalamasının %45 olduğunu size söylemiştim. Fakat orada birkaç kalem vardı. Yani ben de onları da dahil etmiştim. Çok düşük artış oranında kalan o iki kalemi çıkarttığımız zaman 15 kalemin, düzeltiyorum, 3 kalemi çıkarttığımız zaman yani 17 kalemi 14 kaleme düşürdüğümüz zaman çıkarttıklarımız neler? Ekskavatör, kompresör, gaz beton. Bunları çıkarttığımız zaman konut maliyetlerindeki 6 aylık ortalama artış %52.42 oluyor. Bunu da yıllığa çevirdiğimiz zaman %105'e yakın bir rakam çıkıyor. Hani TÜİK'in açıkladığı enflasyonlar var işte, yok yıllık enflasyon %38, 39, yok %28 vesaire, 45 neyse. Madem yıllık enflasyon öyle, madem beklenti öyle, bakın Merkez Bankası da açıkladı, dünkü videoda belirttim, %58'e çekti, 22.3'ten %58'e çekti yıl sonu enflasyon tahminini. Madem ki sizin enflasyon tahmininiz yükseltilmiş hali %58, peki Bayındırlık, düzeltiyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inşaat birim maliyetlerindeki 6 aylık artışı neden %52? Öyleyse inşaat maliyetlerinde %104-105 gibi bir artış bekleniyor. Peki bu sadece inşaata özgü bir durum mu? Diğer tüketim mallarında, diğer sanayi ürünlerinde artış daha mı düşük olacak? Bakkala, markete gittiğimizde ortamı hiç de böyle görmüyoruz. Bakın bu sabah 1 Ağustos sabahı ünlü o 3 harfli marketlerden bir takım fotoğraflar geldi. Kasaların önüne yığılı yeni fiyat etiketleri. Her şeyin fiyatı büyük bir hızla değiştiriliyor. Evet arkadaşlar, bir başka videomuz, gene son yaptığım videolardan bir tanesi, kredi kartının dayanılmaz cazibesi. Dün yapmıştım bunu. Bolca da izlendi. Tamam, kredi kartı faiz oranlarını orada verdik. Alışverişte ne kadar, nakit avansında ne kadar, tabii nakit avans alabilirseniz, gecikme faizinde ne kadar gibi
İyi de biz bunu nasıl fırsata çevireceğiz? Biz buradan nasıl kendimize ekonomik olarak fayda sağlayacağız? Buna değinmemiştim o videoda. Sonradan fark ettim. Şimdi size birkaç örnek vereceğim arkadaşlar. Kanalımı yeni izlemeye başlayanlar belki ilk duyacaktır bunu. Eskiler biliyor. Şöyle bir 6-8 ay öncesinden beri izleyenler biliyor zaten. Arkadaşlar bir videom var. Ne sihirdir ne keramet, plastikten altın üret diyoruz. Yani plastikten altın mı üretiliyor? Evet, biz üretiyoruz. O videoda zaten nasıl üretildiğini anlattım. Küçük bir ipucu da bu videoda vereyim arkadaşlar. Hazır kredi kartı alışveriş faiz oranları bu miktarlara gelmişken, yani daha fazla artmamışken diyeyim aslında. Çünkü daha fazla artmasını bekliyoruz. Dünkü kararlarda gelince işte tüketici kredisi, taşıt kredisi ve yurt dışında yapılan kredi kartı harcamalarına taksit sınırlaması gibi bir takım kısıtlamalarda gelince artık kredi kartı faizlerinin %3,5'lara 4'lere doğru gideceğini beklemek çok da abartılı bir beklenti olmayacaktır. Dolayısıyla henüz oralara varmamışken alışveriş faizinden nasıl faydalanacağız? Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar, internetten altın alabileceğinizi biliyor musunuz? Fiziki altın. İşte bir takım siteler var. İşte Pazarama Online, Trendyol, N11, hepsi burada, Çiçeksepeti gibi sitelerden altın bilezik alabiliyorsunuz. Külçe altın da alabilirsiniz ama yasa gereği külçe altına taksit yasak. Tek çekim yapmak zorundasınız onda. Halbuki bilezik alırsanız, ki bunu işçiliksiz bilezik olarak almanız lazım ki yatırım olsun. Yoksa üzerinde işçilik olan bir ürün altın da olsa yatırım olmaz. Çünkü satarken işçilik sıfıra düşer ve büyük zarar edersiniz. İşçiliksiz bilezik aldığınız takdirde mevzuat bunda 3 taksite müsaade ediyor. Hatta Ocak ayında, Şubat ayında biz 3 artı 3 taksitli bilezikler aldık. O günkü videolarımda bunu belirttim. Hatta son taksitini de bu ay ödeyeceğim. 6 taksitle altın bilezik aldık. Veya 2 ay ertelemeli 2 taksitle aldık. Yani zaten kredi kartının hesap kesim tarihini gece saat 12'yi geçti. Gün bir sonraki güne döndü diyelim. Hesabınız kesildi. Hemen 12'yi 5 geçe girip bir alışveriş yaptığınızda ilk ödemesi zaten onun 40 gün sonra. Ben de o fırsatı değerlendirdim. İşte kredi kartımın hesap kesim tarihi ayın 5'iydi. Ayın 6'sında, 7'sinde, 8'inde girmişim. İşte 5 gram, 5 gram, 5 gram o bilezikleri almışım. Hatta neden 5 gram alıyorum, 10 gram almıyorum? Çünkü aynı zamanda İş Bankası'yla Pazarama Online alışveriş sitesinin e-ticaret alışverişinizde %10 pazarama puan kampanyası vardı. Ben 5 gram bilezik aldığım zaman işte 5170 liraya geliyordu, atıyorum. Hemen 500 lirası düşüyordu, direkt ekstreden düşüyordu. Ve 4600 gibi bir rakama geliyordu bileziğin fiyatı. Onu da işte 6 taksite bölüyorduk falan. Şimdi ödeyeceğim, bu ay ödeyeceğim son taksitlerini. Hatta denemek için bazılarında 2 ay ertelemeli 2 taksiti kullandım. Onları da 2 ay hiç ödemeden fiziki altınımızı aldık. Zaten ödeme günü geldiğinde satıp ödesem yine kârdaydım. Şimdi arkadaşlar, buna benzer bir fırsatı yine bu sıkılaşmış kredi imkanları ortamında böyle bir fırsat yine gördüm. Hala internet sitelerinden 3 taksitle işçiliksiz bilezik almak mümkün. Mesela Trendyol alışveriş sitesinden bir örnek baktım. Tuğrul Kuyumculuğun 10 gram işçiliksiz bileziği var. Benim baktığım saatte, tabi altın fiyatı dakikada oynayabilir, 17.323 TL 3 x 5.774 TL vade farksız olarak bunu ödemek mümkün 3 taksitle. Yine Pazarama Online alışveriş sitesinden baktım. Ahlatçı Kuyumculuğun gene 10 gram işçiliksiz bilezik 16.968 lira. Yani bayağı bir fark var arada. 350 lira civarında bir fark var. 350-360 lira civarında daha ucuz burada Pazarama'da.
Onu da iki taksite bölüyor yalnız. Fark o. İki taksite bölüyor. 8.484 liralık iki taksitle vade farksız olarak almak mümkün. Ayrıca bu pazaramada taksitli ek hesap diye bir uygulama var. Detaylarını merak edenler girip bakar. Ben bu videoyu fazla uzatmamak adına o konuya girmeyeceğim. 2000 TL ve üzerinde %1.29 faiz oranıyla başlayan ödeme seçenekleri diyor. Arkadaşlar, yine bu Pazarama Online'ın geçmiş videolarda, özellikle ilk başladığım zamanlarki videolarda çok anlatmıştım. İşte bir takım kampanyaları vardı. Oradan da bol bol biz faydalanmıştık. Yine bundan da faydalanabilirim diye, tıpkı 6 ay öncesinde olduğu gibi, hem 5 gram bileziği alalım hem 500 lira indirim yapalım gibi. O zaman ben bir günde 4 tane 5 gram alınca 5.'yi müsaade etmedi bana. Uyandılar. Şimdi arkadaşlar iyice uyanmışlar. Kampanya koşullarına son bir cümle eklemişler. Bakın, cümlenin sonda olmasından bizim uyandırdığımızı da anlıyoruz orada. Altın alışverişi hariç diyor. Yani artık 5 gram bileziğe 500 lira indirimi göremeyeceğiz arkadaşlar. Ama taksit yapıp bu fırsatı bu şekilde kullanabiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Ödeme gücünüzü, ödeme dengenizi, hesabınızı, kitabınızla buna göre yapabilirsiniz. Altın artar mı? Arkadaşlar, doların bile enflasyonu olduğu bir dünyada, ki TL'nin dolar karşısında ne kadar fazla enflasyonu olduğunu zaten biliyorsunuz. Yaşayarak biliyoruz. TL bazında her zaman için kar edersiniz. Kaldı ki dolar bazında da altının artacağını bekliyorum arkadaşlar. Malum 2070 dolarlara kadar çıkmıştı altın. Gördüğü yeri unutmaz. Gene çıkacaktır. Çünkü ABD dolarında enflasyon var. Evet arkadaşlar. Bir de gene Pazarama'da, eğer daha düşük 5000 lira civarında bir alışveriş yapmak isterseniz, Tuğrul Kuyumculuğun yine 5072 lira ücretiyle 14 ayar bileziği var. Bunu da 2 x 2536 TL taksitle alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bütün bu gelişmelere baktığımız zaman ne söyledik? Birincisi, konuttaki maliyet artışını malzeme ve işçilik olarak yıllık kabaca %104-105 rakamını, devletin resmi rakamlarından böyle olduğunu gördük. Örnekleme usulüyle bunu gördük. Hani bazılarınız bu zorlama olmuş diyebilir. Eğer içinizde o PDF formatındaki rakamları şöyle bir Excel tablosuna aktarabilen varsa, bütün rakamların tamamını alıp o tablolardakinin tamamından bir ortalama çıkartabilirseniz tabii çok daha güzel olur. Çok daha sağlıklı bir rakam elde ederiz. Çok da memnun olurum. Eğer bunu Excel'e aktarabilen varsa bana e-postayı da gönderebilir. Bir diğer kredi kartından bahsettik. Dün yeni sıkılaştırma geldi dedik. Devam edecek. Aynı şekilde devam edecek. Altındaki kredi kartıyla nasıl avantaj sağlarız? Taksitle altın alırız. Bunu anlattık. İlk defa yapacakların endişeleri olacaktır. Aman Allah'ım, internetten altın mı alınır? Ya kargoda kaybolursa, ya kargocu çalarsa vesaire gibi böyle panik havası yaşayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Sigortalı geliyor zaten. O nedenle mesela siz bunu alırken belki gidip şehrinizdeki sarraftan alacağınızdan bir miktar daha fazlaya almış olabilirsiniz ama tabii sarraftan alacağınızda da size komisyonsuz, vade farksız taksit yapmazlar. Yapıyorlarsa ve fiyat daha ucuzsa ben de gider sarraftan alırım. Evet. İnternetten kargoyla altın gelir. İlk başlarda endişelenirsiniz. Ben hala endişeleniyorum. Şöyle bir taktik geliştirdim. Kargocu kapıyı çaldığında videoyu çalıştırıyorum. Adamın yüzünü çekmeden elinden teslim alırken paketi çekmeye başlıyorum. Önceden zaten o kapıya gelmeden çekimi başlatıyorum. Elinden teslim aldığım andan itibaren şöyle bir adresi de göstererek, videoyu hiç durdurmadan ve kargo paketini kameranın önünden ayırmadan videosunu çekiyorum. Sonra kameranın önünde zarfı açıyorum. Bir takım güvenlik önlemleri var zaten. Yani açılıp tekrar kapanması mümkün olmayan zarflarda
mümkün olmayan ambalajlarda geliyor. Açıp içini görüp evet bu benim sipariş ettiğim altın deyinceye kadar video kaydı yapıyorum. Sonra da bakıyorum her şey tamam, o kaydı siliyorum. Tabii kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında şahsın yüzünü çekmiyorum. Evet arkadaşlar, hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.